Şelam Lekulam. Bu haftaki peraşamız Hayy Sara. Abraham Avinu Eliezer'i Yitzhak'a eş bulması için Aram Naraim'e yolluyor. Yani kendi doğduğu, büyüdüğü topraklardan kız alınmasını tavsiye ediyor bize aslında. Rabiler özellikle mamat yani çabanın büyük fayda, büyük sonuçlar doğurduğunu göstermeye çalışıyorlar bize. Özellikle bu peraşada. Baktığımızda Rifka kendi evine su doldurmak için geldiği zaman suyun kendinden yükseldiğini ve Rifka'nın bu konuda hiç zorlanmadığını görüyor Eliezer. Ve bu yüzden Rifka'ya doğru koşuyor. Ancak Rifka develerinize de su vereyim diye teklif ettiği zaman eğilip su çekmek durumunda kalıyor. Ve özellikle de iş mitva yani Tanrı'nın bir emrini ve heset, iyilik yapmaya durumunda olduğu zaman mutlaka çabanın ön plana çıkması gerekiyor. Ve bunun için de tabii ki özveri olması gerekiyor. Çok üzülerek aslında anlatacağımız bu son olaylarda olan hikaye bize bunu bir kez daha ispat ediyor. Bir delikanlı zamanında Yeşiva'da okumuş, dini eğitim almış, daha sonra her şeyden uzaklaşıp reklam işine girmiş. Ve bu reklam içinde birkaç tane müşterisi özellikle Roşişana'dan evvel Rabilerden berah almak için İsrail'e gelirler. Ve tabi bu delikanlı hem müşteriler olması sebebiyle hem de tanıdıklar olması sebebiyle onlarla ilgilenir. Giderler birkaç tane Roşişiva'dan berah alırlar. Son gittikleri Roşişiva delikanlıya sorar der ki senin de beraha ihtiyacın var. Sen beraha istemiyor musun der. Ama der beraha sen bir şey verirsen eğer sende kalıcı olur. Ama sen bir şey vermezsen kalıcı olmaz. Bak der. Şimdi Tişrayına giriyoruz. Bence sadece Tişrayı boyunca Şabat'a bakmanı tavsiye ederim. Ve bu sana çok güzellikler getirecek. Emin olabilirsin der. Aklına yatar bizim delikanlının ve tamam der. O da berakasını alıp çıktıktan sonra bu çölde yapılan partiye o da katılır. Fakat üzerine aldığı vazifede ki Şabat'ı bütün tişri ayın boyunca koruyacak. O yüzden Şabat olmadan evvel Cuma öğleden sonra yaşadığı eve geri döner. Ve bu şekilde aslında sabahleyin kalkıp Şabat'a baktığını sonucunu gördüğü zaman maalesef geride bıraktığı bütün arkadaşlarının vefat ettiğini ve vahşice katledildiğinin haberini alır. Özveri yani kendimizden bir şey verebilmek, mitva yaparken biraz mamat yani çaba gösterebilmek hiçbir zaman ödülsüz kalmaz. Arap Zamir Koyun anlattığı bu hikayede aslında biz insan olarak mamat her türlü mitvaya zorluk çıkması durumunda pes etmek yerine elimizden geldiği kadarıyla mitvayı sonlandırmayı ve bunun getirilerini bize Tanrı tarafından verecek olan güzellikleri düşünerek daha kaliteli yapmaya, daha uygun hale getirmeye çabalamamız gerekiyor. İnşallah mitvalar yolumuzu evimize aydınlatsın. Çıkacak olan her türlü mitva layıkıyla tarafımızdan yapılabilsin. Hepimize şabat şalom.